Timelapse'in yazdığını rahatlıkla görebilirsiniz. Bunu yaptığımız andan itibaren yani Picasa direkt olarak timelapse videolarınızı, fotoğraflarınızı videoya dönüştürebilir. Hemen slide süresi dediğimiz andan itibaren 1 saniyede 30 frame'in oynatılacağını aynı zamanda daha düşük sayılarla yani 1 saniyede 6 fotoğrafta oynatabiliyorsunuz ki hemen 6 olarak ayarladığımızda gördüğünüz gibi 1 saniyede 6 tane fotoğrafı oynatacak şekilde kendisi otomatik ayarlama işlemini yapıyor. Bu şekilde hiçbir uğraş vermeden ki 1'e 25 olarak ayarlayalım bakalım. PAL standartı olan bir standarta göre ayarlayalım. Gördüğünüz gibi şu an itibariyle çektiğimiz fotoğrafları arka arkaya sıralamış oluyor ve biz timelapse videomuzu oluşturmuş oluyoruz. Bu işlemden sonra yapmamız gereken tam çerçeve fotoğraf kesimini işaretlememiz kenarlarda boşluk kalmamasını sağlayacaktır. Boyutlar bölümüne gelince farklı boyutları da rahatlıkla bu bölüm içerisinden inceleyebiliriz ki bir önceki eğitimimizde fotoğraf üzerine her şey eğitimimiz içerisinde de Picasa'yı zaten bu bölümlerini incelemiştik. 1280x720 gibi bir oranla bu işlemi yapabiliriz ama ben 1024x768 oranında videomuzu oluşturmayı sağlayacağım. Bu işlemden sonra yapmamız gereken tek işlem film oluştur butonuna kliklemek yeterli olacaktır. Bu işlemden sonra Picasa artık ekranda gördüğünüz gibi hemen videonuzu oluşturarak ilgili belgelerim içerisindeki resimlerim klasörü içerisine Picasa klasörü içerisine atacaktır ki araçlar bölümü içerisinden preferences yani özellikler bölümü içerisinde de bu kayıt edeceği yeri de rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Şu anda videomuzu dönüştürmeye çalışıyor. Evet, videomuzu dönüştürme işlemini bitirdi ve biz hemen resimler, Picasa, filmler bölümü içerisinden artık videomuza ulaşabiliriz ki VMV olarak çıktısını aldık. 32.8 MB'lık bir dosya oluşturduğunu da görebiliyoruz. 1024x768 ölçülerinde videomuzu hazırlamış olduk. Gördüğünüz gibi artık timelapse'imizi oluşturmuş olduk ve fotoğraflardan oluşan 250'nin üzerinde bir fotoğrafın oluşturduğu bir video oluşturmuş olduk. Bu da yaklaşık 12-13 saniyelik bir zamana tekabül ediyor. Hemen alt bölümde lenti görebiliyoruz. 12 saniyelik bir video oluşturmuşuz.